3 dakikada film analizine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Halloween serisinin 11. filmi, David Gordon Green imzalı, Haluk Bilginer'in de rol aldığı Halloween. bağımsız sinemadaki Güney Gothic örnekleriyle dikkat çeken David Gordon Green aslında Older Yell Girls olsun, George Washington olsun ve hatta Joe Snow Angels olsun böyle filmlerle ne kadar başarılı bir yönetmen olduğunu kanıtlamıştı. Yeni milenyumda yükselişe geçen en önemli bağımsız yönetmenlerden biriydi. Ama yönetmenin hani son 10 senede girdiği stüdyo açmazından, stüdyo uçurumundan çıkması çok da kolay olmayabilir. Halloween serisinin 11. halkası. Halloween'de aslında hani bu kariyere baktığımızda David Gordon Green için en azından eli yüzü düzgün ve eski Halloween ruhunu geri getiren bir filme imza atmış. Halloween serisinde aslında hani 1978 tarihli hani klasik olmuş film. Çok önemlidir John Carpenter açısından. Ama sonrasında biraz da sürekli işte Michael Myers'ın geri dönüşü, Jamie Lee Curtis'in geri dönüşü. Hani sürekli böylesi numaralara başvurur. 1998 tarihli Jamie Lee Curtis'in geri dönüşünü duyuran film de aslında hani 20 sene sonra tekrar Halloween ruhunun yeniden yaşaması üzerine kurulu bir mantık ve stratejiden beslenir. 40 sene sonra da buna benzer bir durum var. Burada tek fark sanki Haluk Bilginer'in doktor koltuğunda yer alması. Haluk Bilginer gerçekten filmin neredeyse en başarılı oyuncusu. Çok ağırlıklı bir performansı var ve Doktor Loomis'i de aratmıyor Donald Pleasence'ın unutulmaz karakterini. Film hani sanki 40 yıl sonra çekilmiş bir devam filmi gibi. David Gordon Green bu anlamda görsel açıdan çok problemi olmayan bir işe imza atmış. Dramatik açıdan ise biraz daha hani günümüzün feminist yaklaşımına uydurulmuş Judy Greer'in katkısıyla ve aile bağlarının değişkenliğiyle böylesi bir tablo var. Tarihteki Halloween seri üretimlerine baktığımızda özellikle Rob Zombie'nin 2007'de çektiği ön bölüm Halloween çok başarılıydı. Sinema tarihinin en iyi seri üretimlerinden biriydi. Sherry Moon Zombie'de içeren ve Michael Myers'ın Jamie Lee Curtis'le ilk karşılaşmasını devreye sokan ki başka bir oyuncu oynuyordu orada. Ve bir şekilde de hani serinin daha önce gördüğümüz öğelerinden uzakta Rüya gibi ve Brian De Palma, Dario Argento geleneklerini kalkındıran bir filmdi. Ve ikincisi de aslında başarılı çekilmişti. Geleneğin değişmesi anlamında. Halloween 3 de 1980'lerin ortasında aslında biraz da işin ucunu tarikat mevzusuna götürüp bilim kurgu öğelerini devreye sokuyordu ve 80'lerin ruhsal yapısını, politik anlayışını ortaya koyarak biraz daha hani değişim geçiren Michael Myers'ız bir Halloween'e imza atılıyordu. Burada öyle bir tablo yok. Aksine 1998 yılında da yaşanan ama vasat bir filme malzeme olan serinin geri dönüşü anlamında bunu 40 yıl sonra yapan bir iş var. Benim Halloween'e puanım 10 üzerinden 5.8. Sizin Halloween'e puanınız kaç? Görüşlerinizi bildirirseniz ve YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.